Durun durun bırakın. Kahraman da geldi. Aha bak geldiler. Hoş geldiniz bey. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz tabii Kahraman bey. Bey hoş geldiniz. Geldilerse geldiler. Ne yapalım? Herkese merhaba. Merhaba bey. Şimdiden tebrik ederim. Sağ olun. Tebrikler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Kahraman bey yerinizi ayırtsın. Eyvallah sağ olun. Şişt, otursana oğlum. Pardon dayı. O ne kuzu? Sümbüle takacağım anne. Ay kurban olurum ben sana. Çok teşekkürler sana. Çok sağ ol. Elif, al bunu tak. İkimiz adına olsun. Git başımdan Maksut. Bak dinle. Hırçınlık yapma. Ezelden beri sevdalıyım böyle bilmiyormuş gibi. Ben senin için adam vurmuşum kızım. Gerekirse 100 adam daha vur. Eninde sonunda benim olacaksın. Anlıyor musun? Bunu aklından çıkarma. Buradan dönüş yok. Yakarım ortalığı. Bırak. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkürler. Hayırlı olsun ablacığım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dayı şunları el etme sussunlar. Hepimiz sağır olacağız. Oğlum şu an bunları hiçbir şey susturamaz. Yapacak tek bir şey var. Otur sen, otur, otur. Kendini rezil etme. Yapma ne olur. Lütfen, hadi kalk kızım hadi. Yapma lütfen, Allah aşkına. Lütfen hadi lütfen. Abla bak, ne güzel çıktınız. Alo yenge. O ne gürültü öyle, alo. Kerem ben, Kerem. Kahraman nerede? Dayım oynuyor.
Daha önce hiç böyle görmemiştim dayımı. Çok acayip, çok. Ama bak merak ettim şimdi ben. Hiç merak etme yengem. Hemen sana servis yapıyorum şimdi. Tamam, evdeyiz biz. Arayın sonra, tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay. Tebrik ederim dayı, harika oynadın. Dalga geçme. İnşallah resmimi çekip oraya buraya koymamışsındır. Ne yapacağım ben senin resmini ya? Allah Allah. Ayağınıza sağlık bey. Çok mutlu ettiniz bizi. Ya ne demek? Tebrik ederim tekrar. Allah razı olsun. Eyvallah. E hadi biz de takımızı takalım gidelim hadi. Tekrar tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Mutluluklar. Sağ olun. Hadi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bak. Yürü. Sana öyle bir düğün yapacağım ki tüm Hatay inleyecek. Ne düğünü be? Ne saçmalıyorsun sen? Elif'in fazla nazlı aşık usandırır ama. Başımdan. Ne nasıl ya, ne aşkı? Düğünü kurduk ya. Babanla anlaştık, haberin yok mu? Anlaştık. Anne. Hı? Hadi artık gidelim, ben yoruldum. Çekil. Elif. Çekil. Sen merak etme, ben halledeceğim. Halledeceğim. Biz seninle bir anlaşma yaptık, öyle değil mi? Elin onca parayı saydım. Bir sorun varsa de bana. Ölürüm de seninle evlenmem. Sok bunu kafana. Tamam Maksut. Maksut, ben halledeceğim, tamam? Halledeceğim, sen hiç merak etme. Yeter be, yeter, yeter! Silah mı bu? Benimle oyun mu oynuyorsunuz? Ha? Oyun. Benimle oyun mu oynuyorsunuz? Maksut. Oyun yok Maksut. Halledeceğim ben. Bak, beni tanıyorsun. Beni delirtmeyin. Alayıma delerim hepinize ha. Bak biliyorsun delerim. Maksut vallahi de halledeceğim. İlahi de halledeceğim. Üç olmuş, beş olmuş. Benim için fark etmez. Beyim bir şey yok. Aramızdaki mevzu bey. Seni ilgilendirmez. Yok bir şey beyim. Aramızda bir alacak verecek meselesi vardı da sinirlendi biraz. Ulan konuşarak anlaşamıyor musunuz ha? Beyim. Bunca çoluğun çocuğun kadının olduğu yerde bu silah neyin nesi? Bırak. Hadi. Hadi.
Tamam bey. Buyurun. Maaşımı istiyorum, adamlarınız vermiyor. Maaşınızı ödememiş miyiz? Yok, hayır. Ben bu ayınkini söylüyorum. Çalışmadığım günler var, tamam. Onları kessinler, kalanı bana yeter. Yeter ki bana maaşımı versinler. Bu kadar acele istediğinize göre önemli bir şey oldu. Evet. Çok önemli. Acil. Ne olur söyleyin. Maaşımı versinler bana. İyi misiniz siz? Evet, iyiyim ben. İyiyim. Tamam. Ararım. Kahraman Bey. İsminiz neydi sizin? Elif. Bakın, ben sadece emeğimi istiyorum. Hakkım olanı istiyorum. Ne az ne de daha çok. Çalışmadığım günleri kesip öyle versinler. Lütfen. Tamam. Sakin ol. Muhasebeye gidin. Halledecekler. Sağ olun. Sağ olun. Sir. Dayı kontrol ettim. İlk ürün 15 ton. Fransa ihracat. Aferin, öğreniyorsun. Uçak kaçıyor. Hadi. Kahraman. Beni ne kadar mutlu ettiğini bilemez. Ben hep senin mutlu olmanı istiyorum. Hayırlısıyla bebeğimiz mi olacak? Sen onu gördün mü? Hayır. Her şeyi annem ayarladı. Sizi tanıştırayım. Kızımız Elif. İyi misin? Önemli bir şey yok Kahraman Bey. Tamam, biz ilgileniriz. Teşekkür ederim. Ne oluyor lan burada? Ne işi var oğlum bu kızın bunlarla? Ben de bilmiyorum dayı oğlum. Anlayacağız. Bu kahraman yürük, ona da ayar oluyorum zaten. Neredesin sen kızım?
Yapılacak şey mi bu? Yüreğimiz ağzımıza geldi. Ya başına bir şey gelseydi? Sen arabaya geç kızım. Bizim sende emanetimiz var kızım. Sen de ona iyi bakmakla mükellefsin. Anladın mı? Unutma. Tamam anne, tamam. Hadi sen eve git. Ben Elif'le konuşurum. Hadi sen de arabaya geç. Evet. Anlat, dinliyorum seni. Anneme gittim ben. Kötü bir şey de yapmadım. Halil'e söyleseydin o götürürdü seni. Söylemedim mi sanıyorsunuz? Kıymet Hanım izin vermedi. Evden dışarı çıkmayacaksın, kimseyle de görüşmeyeceksin dedi. Sizin bir şeyden haberiniz yok tabii. Ablama kızmazlar değil mi? Yok kızım, merak etme sen. İyi de kötü bir şey yapmadı ki. Annemi görmeye gittik. Biraz geç kaldınız ya, ondan merak ettiler. Annem hapisteymiş. Kız kardeşim hastaymış. Bütün bunlar sizi ilgilendirmiyor biliyorum. Sizin umurunuzda bile değil. Tek derdiniz bebek. Biz bunları seninle sabah konuştuk. Eğer bu işi kabul edeceksen bizim şartlarımıza uymak zorundasın. Öyle olmuyor işte o işler. Annem benim her şeyim. Kız kardeşim her şeyim Kahraman Bey. Ben onları görmeden yaşayamam ki. Hem ben sizin köleniz miyim? Dört duvar arasında yaşayacağım, evden dışarı çıkmayacağım. Oğlu olacak bir de zincir takın ayağına. Kimsenin öyle bir şey yapmaya niyeti yok. Biz sadece senin sağlığını düşünüyoruz. Bebeğin sağlığını. Ya ben anlamıyorum ki. Bunun üç aşağı beş yukarı zaten böyle olacağı belliydi. Madem istemiyordun, neden kabul ettin? Mecburdum. Anladınız mı? Başka çarem yoktu, mecburdum. Annemin avukat parası, Nazlı'nın hastane masrafları. Gidecek, güvenecek kimsem yok. Başka ne yapabilirdim ki? Denize düşen yılanın sarılmış. Ben denize düştüm. Elimden de siz tuttunuz. Bütün hikaye bu. Sana sorduğumda neden söylemedin? Annenin hapiste olduğunu, kardeşinin hasta olduğunu neden söylemedin? Söyledim. Hayır, söylemedim. Para için yapıyorum dedim. Evet. Siz ne sandınız? Sizden aldığım parayla ev mi alacaktım ben? Araba mı? Hı? Hangisi? Ben Kıymet Hanım'dan tek bir şey istedim. Annemin avukat parasıyla kardeşimin hastane masrafları. Başka bir şey istemedim. İstemem de. Anlaşıldı. Siz beni anlayamazsınız. Siz çaresizlik nedir bilmiyorsunuz çünkü. Böyle bir eliniz yağda, bir eliniz balda. Dışarıdan öyle mi görünüyor? Belki de bütün bunları kabul etmemin sebebi benim de çaresizliğimdendir. Siz narları bilirsiniz. İnsanoğlu da nar gibidir biraz.
Dışarıdan bakıldığında içine neleri sığdırdığını anlayamazsınız. Herkesin kendine göre bir yükü var elbet. Benim de. Sizin de. Neyse, ben artık odaya geçeyim. Elif. Halil'e söyle, numaram versin sana. Bundan sonra bir şey olduğunda sadece beni ara. Ne yaptın Halil? Nazlı'yı bıraktın mı hastaneye? Bıraktım. Birkaç gün sen burada kal. Başkasına bırakmayalım. Tamam, olur tabii ki. Ha, bir de numaramı da ona ver. Tabii, tabii veririm. Arabada bekle. Maksut kendine gel, bırak beni. Maksut bırak. Dokunma bana. Dokunma. Maksut bırak beni. Dokunma bana, bırak. Maksut bırak beni. Maksut dur. Tamam. Vay 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 vay. Kahraman Bey yine çıktı karşımıza. Bırak Elif çıksın. Bu adam var ya, adının adamı. Kahraman. Sen niye Elif'in peşindesin? Ben peşindeyim, nişanlıyım çünkü. Senin neyin oluyor Kahraman Bey? Bak, Maksut kardeş. Boyundan büyük işlerle uğraşıyorsun. Bırak silahı. Ya benim boyumu aşan iş neymiş Kahraman Bey? Söyle de bileyim. Maksut yeter artık. Dur, dur sen. Tamam. Ver bakayım o telefonu. Ver. Ver! Yavaş. Kahraman Bey'in canı sarıyor. Alo. Buyur yenge hanım. Alo, kimsiniz? Kahraman nerede? Namlunun ucunda. Ne diyorsun? Kimsin sen? Ben Maksut, yenge. Elif'in nişanlısıyım. Elif mi? He. Nişanlımı alıp gidecektim buradan ama bu Kahraman Bey çıkıp geldi. Bırak o telefonu. Ne oluyor orada, neredesiniz? Vallahi ne olacağını Kahraman Bey bilecek. Ya buradan voltasını alıp paşa paşa gidecek... ...ya da alnının ortasına kurşunu yiyecek. İndir o silahı Maksut. Evet Kahraman Bey, de bakalım. Ya buradan güzelce gideceksin... ...ya da öleceksin. Kız seni istemiyor, bırak gitsin. Ben istiyorum, ben! Seni sevmiyorum, anla artık! Ben seviyorum ama!